Yurt genelinde birçok şeker fabrikası hükümet politikası gereği özelleştirildi. Bunlardan birisi de Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan Turhal Şeker Fabrikası. Bu özelleştirmeyi diğerlerinden ayıran unsursa fabrikanın başka bir kooperatif iştiraki olan Kayseri Şeker Fabrikası tarafından satın alınması oldu. Özelleştirme sürecinde fabrikanın satışına karşı çıkanlar günlerce eylem yaparak satışın gerçekleşmemesi için çalışmıştı. İlk başlarda kendisinin de özelleştirmeye karşı olduğunu dile getiren Turhal Şeker Fabrikası'na pancar veren çiftçi Erdem Karakaş, yeni dönemde aldıkları hizmetler sonrası yanılgısını kabul ettiğini söyledi. Konuyla ilgili Karakaş şunları ifade etti. Özelleştirmeden sonra yani çiftçi olarak bizde ilgileniyorlar. Onun için çok teşekkür ederim müdürlerime. Hastalıkla ilgili sorunlarımız oluyor, danışıyoruz. Anında ekiplerimiz geliyor. Arkadaşlar sağ olsun ilgileniyorlar. Bir de pancarda önceden sıra bekliyorduk. Şu anda randevulu sisteme geçildi. Yani randevumuzu alıyoruz günlük. İstediğimiz saatte gidip pancarımızı teslim edebiliyoruz. İlk yani tepki gösterenlerden biri bendim yani köyde. Yani bir devletin fabrikası özelleştirilmez diye düşünüyordum. Ama fakat sonradan böyle bize kolaylıklar falan gösterildiği zaman memnun kaldık. Yani şu anda da memnunuz. Şöyle kendimi bir tanıtayım. Ben Bahçebaşı köyünden, Turhal çiftçilerinden Ahmet Uslu. Ben daha önceleri Türk Şeker'deyken pancarı en fazla ektiğim seneler 20 dönüm ekerdim. Kayseri Şeker aldıktan sonra ben bu ekimimi 100 dönüme çıkarttım. Yani şu anda tarlamızdayız yani pancar tarlasındayız. Kayseri Şeker'ini aldığından gerçekten memnunum yani. Çiftçilere de, bölge çiftçilerine de tavsiye ederim. Keşke de her sene bu pancarı 50 değil de 150-250 ekebildiği kadar ekebilse çiftçilerimiz. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Şeker pancarında şu anda ben hesabımı yapabiliyorum. Fiyat belli olmuş. Yani güzel bakarsam mahsulüme 5 ton yerine 10 ton alırsam o zaman da cebime girdi param daha da artacak. Ama diğer mahsullerde hesap yapma şansım yok. Misal mısır, ayçiçeği bunlar da mahsulümüz elbette ki ama öncelik bizim şu anda Kayseri Şeker fabrika burada olduğu için önceliğimiz şu şeker pancarı olması lazım. Birinci mahsulümüz bu olması lazım. Niye dersen ya burada bize bir gerçekten bir lütuf yani bu şeker fabrikasının olması tarla sahipleri için bir lütuftur. Niye? Ben bu pancar ektiğim zamanlar satacağım yer belli. Alıcısı belli. Ama diğer taraftan diğer mahsulümün alıcısı belli değil. Yani mısırı şimdi tüccar alacak. Diğer taraftan buğdayı tüccar alacak. Ne fiyat vereceğini bilemiyoruz. Ya hak ederim, hak ettim. Almıyorum dediği zamanlar ne yapacağım ben? Ama şu anda şeker pancarı fiyatı belli. Ben ekiminden sökümüne kadar, teslimatına kadar fabrika benim yanımda. Ben tohuma para vermedim. Gübresine para vermedim. Mazuduna para vermiyorum. Yani vermiyorum derken şu, fabrika bundan hepsini bana temin ediyor. Gübremi temin etti, tohumumu temin etti, ekimini yaptırdı, avansımı veriyor. İşçim şu anda çalışıyor, işçinin parasını şimdi avanstan çıkacak, vereceğim. Sıkıntısız. Çavuşumuz burada, o da rahatlıkla geliyor işimize. Sonuçta niye? Diyor ki şeker fabrikası, Kayseri Şeker bunlara avansını verecek. Ben de bundan paramı rahatlıkla alacağım diyor yani. Özelleştirme olduktan sonra yeni gelen, yani yeni düzen, çiftçi olan ilgi ve alakası arttı. Bu yüzden herhangi bir sorunumuz olduğu zaman çok net, güzelce, arkadaşça bir cevap alabiliyoruz. Bu da bizi pancarı yetiştirmeye, daha çok ekmeye teşvik ediyor. Ve herhangi bir problemde, herhangi bir sıkıntıda bizim burada hemen anında aynı gününde mühendis arkadaşlar geliyor ve diyor ki kardeşim senin tarlanda bu problem var, çözümü budur diye bir netice oluyor. Önceden nasıldı? Önceden şu şekildeydi. Bir problem var arazimizde. Gittiğimizde bize söylenen şu. Sök, getir bakayım. Adam arabasına biniyor. Aynı saatinde, aynı gününde geliyor buraya bakıyor. Diyor ki, kardeşim senin problemin bu. Şunu öneririm diyor. Bu da çok güzel bir şey. Pancar hassas bir bitki. Hassas bir bitki olduğu için de bir bakıma, bir ilgiye ihtiyaç duyuyor. Ben Kızgayası çiftçilerinden Ayhan Unutmaz. Pancar ekicisiyim. Çok eskiden beri biz pancar ekiciliği yapıyoruz. Şu anda özelleştirmenin yüz akı olan Kayseri Şeker ailesinde olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Çünkü eski
düzene göre şimdi tonajlarımız çok çok yüksek alıyoruz. Yani verimde çok güzel kaliteli şeyler alıyoruz. Ürün alıyoruz. Artı bizi fabrikadan şeflerimiz olsun, çavuşlarımız olsun, müdürlerimiz olsun hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmıyorlar. Devamlı tarlaları gelip kontrol ederler. İşte eksiğimiz neyse ona göre hepsi tek tek söylüyor. Gereken hani gerçekten biz çok memnunuz. Eskiden biz 3-4 tondan yukarı çıkamıyorduk dönüme ton olarak. Şu anda biz 10-12 tona kadar rahatlıkla alabiliyoruz ürün. Biz şu anda Kayseri Şeker'den çok memnunuz. Ekiminden tut pancarı teslim etmesine kadar yani sıra olmuyor, randevu veriyorlar, para veriyorlar. Sökümüne dersen hepsine ayrı ayrı bize destek çıkıyorlar. Yani cebimizden para çıkmadan ürünümüzü teslim ediyoruz. Yani gerçekten çok güzel. Pancarda şu anda para kazanıyoruz yani.